İyi günler Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Metsayt tarihi ve kültürel gecesi gerçekleşti. Batı Ermenistan'ın evlatları Hovik Avakyan. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine. Bakü Silahlı Kuvvetleri Doğu Ermenistan Meclisi'ne doğru ateş açtı. Bir asker yaralandı. Markedonov, Bakü Arabulucuların kendi çözüm versiyonunu kabul etmelerini istiyor. Jim Costa, Bakü, Ankara ve Moskova ile anlaşmak istiyor, gerilimin temeli bu. ABD başkan adayları Bakü'nün Arsak Ermenilerine yönelik etnik temizliğini kınadılar. Batı Ermenistan Televizyonu Western Armenia TV'yi destekleyelim. 17 Kasım 2023 tarihinde Gagarkunik bölgesinin Med Masrik Okulu'nda Batı Ermenistan Hükümeti ile ortaklaşa düzenlenen Med Masrik Sanat Atölyesi'nin Met Hayk Tarihi ve Kültürel Matinesi düzenlendi. Matine, Güzel Sanatlar Atölyesi öğrencilerinin eserleri önünde düzenlenen ödül töreninde dereceye girenlere ithaf edildi. Batı Ermenistan hükümeti tarafından verilen ödül teslim töreninde Batı Ermenistan Dışişleri Bakanı Lidya Margosyan da bu organizasyon komitesinde yer aldı ve bu etkinliğe katkısı büyük beğeni topladı. Etkinlik sergiye Vartenis Belediyesi, eğitim ve diğer yapılardan temsilciler, konuklar ve veliler katıldı. Kazanan öğrencilere Batı Ermenistan hükümeti tarafından törenler sertifikaları ve teşekkür mektupları verildi. Dagavartı köyü sakini gönüllü Hovik Avakyan 23 Ekim 2020 tarihinde Kirs Dağı yakınındaki Hadrut'tan çekilen 52 askeri kuşatmadan kurtararak o dönemde Ermeni kontrolü altında olan Zardanaşen köyüne getirir. Ertesi gün 24 Ekim'de Hovik Avakyan Zardanaşen ve Dağavart köyleri arasındaki mevzide keskin nişancı ateşi sonucu Şehit düşer. Hovik ailesiyle birlikte Martuni bölgesinin Tagavart köyünde yaşıyordu. Hovik ve eşi Emma'nın üç kızı var. Savaşın ilk günü olan 27 Eylül'de Hovik Avakyan eşiyle birlikte Stepanagert'teydi. Bomba patlama seslerini duyan Hovik eşiyle birlikte Tagavart'a döndü. İki gün sonra durumun daha da gerginleştiğini gören Emma kızlarla birlikte Yerevan'a taşındı. Hovik Avakyan 1. Artan Savaşı sırasında yaralanmış ve 2. derece sakat kalmıştı. Eşi Emma savaş sırasında kocasına köyü terk etmesi konusunda baskı yaptı ama Hovik köyde kaldı. Hovik "Köyü terk etmeyeceğim. Daha sonra köylülerin yüzüne nasıl bakacağım?" dedi. Hovik en son Zardana Şen köy muhtarı Volodya Danielyan tarafından görüldü. Köye gelen yedek askerlerle buluşmaya giderken, Hovik'i bir ağacın yanında tek başına dururken gördü ve yedeklerin geldiğini söyledi. Saatler sonra silah sesleri duyuldu. Bir köylünün öldürüldüğünü öğrenen köy muhtarı çevredekileri tek tek çağırmaya başladı. Sadece Hovik cevap vermedi. Hovik'in en büyük kızı Gayane'nin kocası öleceği günün sabahı Hovik'i aradı ve neden köyü terk etmediğini sordu. Çünkü diğer köylüler çoktan ayrılmıştı. Hovik zaten geç olduğunu söyledi. Hovik'in cesedi eşi Emma'nın erkek kardeşi tarafından çıkarıldı. Hovik'in telefonu ve silahı yanında değildi ancak kimliği cebindeydi. Hovik 25 Ekim'de Dağavart mezarlığına gömüldü. Mezarlık 27 Ekim'de Azerbaycan'ın kontrolüne giren Verin Dağavart'ta bulunuyordu. 19 Aralık 2020'de Hovik Avakyan ve Tahabart'ta gömülü diğer dört köylünün kalıntıları Rus barış güçlerinin ve Uluslararası Kızıl Aç Komitesi'nin çabalarıyla Verin Tahabart'tan çıkarıldı ve koruma altına alınan Stepanagert Kardeşlik Mezarlığı'na yeniden gömüldü. Stepanagert ise 2023'te Azerbaycan'ın kontrolüne girdi. Batı Ermenistan Ermenileri sorunu üzerine 1937'deki vatandaş Türkçe konuş eyleminin sözde hukuki formülasyonunu ele alabiliriz. CHP milletvekili Sabri Toprak 27 Aralık'ta kamuya açık yerlerde Türkçe dışındaki dillerin Ermenice, Rumca, Fransızca'nın kullanılmasının yasaklanmasını öngören, Türkçe yerine yabancı dil kullananların yasaklanması hakkında başlıklı yasa tasarısını meclise sundu. Projenin ilk maddesine göre İşgal altındaki Batı Ermenistan vatandaşlarının Türkçe dışında başka dille de sadece evde kullanabilmesi ve ev dışında aile bireyleriyle iletişimde ana dil kullanılmasının 24 saatten bir haftaya kadar veya 10 liradan 100 liraya kadar para cezasıyla cezalandırılması gerekiyor. Yani yerli halk işgal altındaki topraklarında ana dilini konuşamıyordu. Bu yasama projesi aynı zamanda yetkilileri suçlular hakkında bilgilendirecek güçlü bir hainler ordusunun yaratılmasına da ima ediyordu. Ayrıca kanunda bu maddeden hüküm giyenlerin, öğretmen, avukat, gazeteci olarak çalışamayacakları diplomalarının iptal edilmesi gerektiği belirtiliyordu. Bu yasama girişiminin hukuki olarak bir statü kazanmadığı doğrudur ancak hükümlerinin birçoğu fiili olarak uygulanmıştır. Vatandaş Türkçe konuş girişimi daha sonra 1930'lu, 1940'lı, 1960'lı yıllarda da devam etti ve milliyetçi öğrenci ve gençlik örgütleri ana itici güç oldu. Ancak vatandaş Türkçe konuş girişiminin aslında hiçbir zaman durmadığını da belirtmekte yarar var. Eğer resmi olarak 1928'de başladıysa o zaman durdurulduğuna dair neredeyse hiçbir kanıt yok ve bugün işgal altındaki Batı Ermenistan'da da aynı şekilde devam ediyor ve kamuoyunun duyarlılığı daha da saldırgan hale geldi. Doğu Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından bildirildiğine göre 18 Kasım'da Bakü'nün terör birimleri Ararat bölgesinin Barvi Sebak kısmındaki Ermeni mevzisine doğru ateş açtı ve bunun sonucunda bir asker yaralandı mesajda 18 Kasım günü saat 9.50 sıralarında Bakü'deki teröristlerin açtığı ateş sonucu Doğu Ermenistan Savunma Kuvvetleri'nin ne askeri birliğine bağlı bir asker yaralandı. Askerin sağlık durumunun orta düzeyde olduğu şu anda hayati tehlikesinin bulunmadığı vurgulandı. Olayın koşullarını tam olarak açıklığa kavuşturmak için soruşturma sürüyor hatırlatmak gerekirse 1 Eylül'de Azerbaycanlı teröristler Gehar bölgesindeki Sotk ve Norabak köylerinde bulunan Ermeni mevzilerine doğru havan topları ve insansız hava araçlarıyla yoğun ateş açmıştı. Azerbaycan'ın provokasyonu sonucu Ermeni tarafından 3 asker şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı. Doğu Ermenistan ve Bakü Dışişleri Bakanlarının Washington'da görüşmesinin reddedilmesi belli bir eğilim oluşturdu. Çünkü Bakü daha önce Granada ve Brüksel'deki müzakereleri zaten reddetmişti. Bu bakış açısı Rus siyaset bilimci Sergey Markedonov tarafından yazılan bir makalede dile getirildi. Avrupa Müzakere Platformu'nun ardından Amerika Müzakere Platformu'nun da bazı sorunlarla karşılaşacağına inanıyor. Uzmana göre tüm bu reddetmelerin ortak bir nedeni var. Ekim ayında Bakü lideri Fransa'nın Ermeni yanlısı tutumundan şikayetçi oldu. Kasım ayında ise Bakü temsilcilerinin ABD'nin yaklaşımlarının tek taraflı olduğunu açıklaması devletlerin ara buluculuk rolünü sorgulattı. Uzman Markedonov, her şey ABD Dışişleri Bakan Yardımcı James O'Brien'in Kongre'de yakın zamanda yapılan bir duruşmada Washington'un Bakü'ye askeri yardım sağlamayı kestiğini ve bir dizi önemli ziyareti iptal ettiğini duyurmasıyla başladı. Dışişleri Bakanlığı temsilcisi, Amerikan hükümetinin tüm bu adımlarını Yerevan ile Bakü arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydedilmemesiyle açıkladı. Klasik ifadeyle diplomatik cephede yeni bir şey yok dedi. Sergey Markedonov, iki Kafkas devletinin dışişleri bakanlarının son toplantısının Haziran 2023 sonunda ABD'nin başkentinde gerçekleştiğini hatırlattı. Ancak bu toplantı Eylül ayında Arsak'taki savaştan önceydi ve iki ay önce kökten değişen eski gerçekleri yansıtıyordu. Onun değerlendirmesine göre Azerbaycan tüm arabulucuların kendi çözüm versiyonunu temel almasıyla ilgileniyor nitekim bakıyor bu çizgiyi her yöne itiyor Amerika Birleşik Devletleri Kongre Üyesi Jim Kasta basın toplantısında şunları dile getirdi Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'nın vatanlarını terk eden insanlara geri dönme fırsatı verilmesi gerektiğini belirttiği bir gerçektir evlerini terk etmek zorunda kalan Ermeniler için bunun bir çözüm veya güvence olduğunu düşünmüyorum. Bu konunun gelecekteki tartışmalarda net bir şekilde ortaya konması gerektiğini düşünüyorum ve bu kişilerin iznine gerek olduğunu düşünmüyorum. İstedikleri zaman evlerine dönebilmeliler. Artsaha dönmek isteyenlerin güvenliğini kimin garanti etmesi gerektiği sorusuna Kasta şöyle yanıt verdi: bunun barış antlaşmasında düzeltilmesi gerekiyor ve bu nedenle antlaşma çok önemli. Amerika Birleşik Devletleri bunun Bakü'nün de kabul ettiği gelecekteki müzakerelerin ana noktalarından biri olacağından emin olmalı. Ona göre bugün Yerevan ile Bakü arasında gerilimin zemini var. Bakü'nün uzlaşma masasına dönme konusundaki isteksizliği bunun kanıtıdır. İkincisi Ankara ve Moskova ile antlaşma arzuları da bunu anlatıyor. Barış gücü olması gereken 2400 Rus askerinin insanları tahliye etmeye zorlarken hiçbir şey yapmadığı ortaya çıktı. Bundan önce Artsah kuşatması sırasında gıda ve tıbbi malzemelerin koridordan Artsah taşınmasına izin verilmiyordu. Amerika Birleşik Devletleri adaletin sağlanmasını ve tüm tarafların destekleyeceği bir antlaşmanın sağlanmasını sağlamalıdır. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayları Ron DeSantis, Nikki Haley ve Vivek Ramaswamy, Bakü'nün Arsak'taki yerli Hristiyan Ermenilere yönelik etnik temizliğini şiddetle kınadılar. Bu sözleri konferansın başkanı Bob Van der ev sahipliği yaptığı aile lideri konferansı sırasında dile getirdiler. Ermenilerin ilk Hristiyan halk olduğuna dikkat çeken ve Bakü'de Ermeni Hristiyanlara yönelik etnik temizliğe değinen Van der Plaats, üç adaya Hristiyanlığın bu ana kalesinin korunmasını nasıl sağlayacaklarını sordu. Desentis bu soruya yanıt olarak şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Ermenistan'daki Hristiyanların yanında durması gerektiğini düşünüyorum. Bunun asil bir amaç olduğunu düşünüyorum. Nikki Hili ise cevabında Bakü'de yaşananların saçma olduğunu vurguladı. Bunu Bakü'ye duyurmamız lazım. Vivek Ramus Vami daha ayrıntılı bir cevap verdi. Dünyanın en eski Hristiyan milleti sayılan 120 bin Ermeni evlerini terk etmek zorunda kaldı ve bunun arkasında daha da kirli bir sır var. Biz Amerika beşik devletleri hükümeti bunun bedelini ödüyoruz." dedi. Vami ayrıca Biden yönetimini 907. maddedeki kısıtlamaları kaldırmak, Bakü'yü silahlandırmak ve Ermenilere yönelik etnik temizliği teşvik etmekle eleştirdi. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Armenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, ulusal meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Bugün için bu kadarını öngördük... Şimdi size Gor Harut Yunan tarafından seslendirilen Ermeni şarkısı Er Harut Yunat eseri sunuyoruz. Hayatın aşkar kopatvi hamar. Ich bin die Sarah, ich sei ferraem, du Ressource ko, der du schit mir ko, ich bin die Pastomem, u parabamen, hiem ich du was da ems, fara yum Senin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.